Iyot eksikliği, tiroid bezinin yetersiz ve kalitesiz hormon salgılaması demek. Hipotiroid ortaya çıkar. Türkiye'de 10 milyon insanda tiroid rahatsızlığı olduğu kaydedilmiş. Evet, yani bunun da genellikle %90'ı iyot eksikliğinden kaynaklanıyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalardan iyot alamıyoruz. Niçin? Çünkü toprağı öldürdük. Bilinçsizce dünyada en bilinçsiz toprağı zehirleyen bir millet olduk. En bilinçsiz. DDT, herpesitler, pestisitler. Ben bir sera çalışması yapıyordum. Yaban otlarla uğraşıyoruz. Vatandaş dedi ki, kiraya veren bak dedi, bunun kolayı var. Ne dedim? Ot öldürücü ilaç serpeceksin, hepsini öldürür. 2 hafta bekleyeceksin, sonra istediğini ekeceksin. Sen ne yapıyorsun dedim ya. Toprakta 1 gram toprakta 2,5 milyar faydalı bakteri var. Öldürüyorsun toprağı, zehirliyorsun. Yoksa o zaman hep böyle uğraşırsın diyor. Uğraşayım. Uğraşayım. Yaban otla uğraşayım günlerce, önemli değil. Ama o kimyasalla faydalı bakteri kalmıyor. Bir, o kimyasal ilaç gitmiyor ki. Nereye gidiyor? Gıdaya geçiyor. Zebze, meyve, tahıl. Onu da yiyorsun. Ondan sonra çocuğun özürlü doğuyor. Bir sürü sorun çıkıyor. Hastalıklı oluyorsun. Kendini zehirli haberi yok. Şimdi topraktan bitkiler, sebze, meyve, tahıl, bakliyat vesaire gerekli olan vitamini, gerekli olan minerali alamadığı için vitamin yapamıyor, enzim üretemiyor. Bu nedenle zebzede, meyvede, tahıldaki vitamin, mineral, enzim oranı çok çok düşüktür. %1 bile değil, 50'sine 50 yıl öncesine göre. Yani plastik gibi şeyler yiyoruz. İşte iyot eksikliği olursa tiroid bezi yeterli ve kaliteli T3 T4 hormonu salgılayamazsa hipotiroid olursa boyunda şişlik, yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet, cilt kuruluğu, kabızlık, kilo artışı, kilo alır. Yüzde şişlik, kas güçsüzlüğü, kas zafiyeti, kolesterol yüksekliği, kaslarda, eklemlerde ağrı ve sertlik, kalp hızında yavaşlama, kalp ritim bozukluğu, kalbin yavaş atması, saç dökülmesi, depresyon, panik atak, anksiyete gibi psikolojik sorunlar. Hafızada zayıflama, bilinç bunalıklığı, unutkanlık, zamanla demans, Parkinson'a kadar gider. Regl dönemlerinde normalden ağır geçmesi, sürekli yorgunluk, sürekli kabızlık. Çünkü tiroid bezini salgılamış olduğu hormon orkestra şefi gibi bütün bünyemizdeki metabolik değişimleri sağlıyor. Çok çok önemli iyot. Ne yapıyoruz? Ormus İYT'den, Orme İYT'den günde 3 defa yarım çay kaşığı. Tamamen doğal, yan etkisi yok. Yarım çay kaşığı. Şimdi geçen dediysem bayağı oluyor. Ankara Bayili'nin açılışına gittim. Bir hanımefendi dedi ki, ne yapsam kilo veremiyorum. Su içsem yarıyor. Su içsem yarıyor. Ormus İYT yeni üretmiştik. Dedim ki, etiketi yok. Yeni ürettik, etiket bekliyoruz. O etiket önemli değil, ben kullandım dedim.
Bir haftada 8 kilo vermiş. Bir haftada. Dünyalar varmış diyor. İlk defa kilo verebildim diyor. Hipotiroidmiş ama fark etmemiş tabii.